Niye bu kadar önemsersin bu ilçeyi? Bu ilçenin huzuru için gece gündüz kendini niye huzursuz edersin? Merzifon'un çehresini değiştirmenin, insanların rahat edeceği alanlar inşa etmenin çabası içerisine niye girersin? Genç mucitler yetişsin diye Atatürk evi yapmaya, onu da koşulsuz eğitime devretmeye gerek var mıydı? Çocukların geleceği için yok olmaya yüz tutmuş ulu kuşlar konağını restore edip bilgi ve öğrenme merkezi yapmaya gerek var mı? Gerek var mıydı çocukların eğitimi için ana kucağı gibi sıcak bir yuva inşa etmeye ve gençlerin, çocukların eğitimine bu denli önem vermeye? İnsanlar aileleriyle, dostlarıyla mutlu anlar yaşasın diye harap haldeki üç değirmenleri nezih bir mekan haline getirmeye gerek var mıydı? Yetmez miydi diğerleri? İnsanların en mutlu günlerine şahit olmak için Merzifon'a modern bir sosyal tesis niye yaparsın? O kadar işin arasında sağlık ocağı inşa edip sağlık hizmetine niye devredersin? Niye bu kadar önemsersin insanların sağlıklı, mutlu günlerini? Gerek var mıydı çocuklar için Merzifon'un her mahallesine parklar yapmaya? Ya da gerek var mıydı ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya? Zorda kalanlara umut, evsizlere ev, yalnızlara aile olmaya? Gerek var mıydı Merzifon'da girilmesi zor alanlara kadar yollar yapmaya? Modern bir şehircilik anlayışıyla Merzifon'u tepeden tırnağa yenilemeye? Ya da medrese parkını restore edip tarihi dokusunu ön plana çıkarmaya gerek var mı? Neden belediye olarak yeter, dur demezsin kendine? Bu şehir için durdurak bilmeden çalıştın. Yokuş başı yüzük kaşı olacak dedin. Katık pazarı yeni bir görünüme kavuşacak dedin ve yaptın. Hayal dediler. Olmaz dediler. Boşa uğraşma dediler. Zaman kaybı dediler. Ama sen yine durmadın. Olur dedin. Bizim için dedin. Gerekli dedin. Uğraştın. Ne gerek vardı bunca uğraşa? Aş için, iş için, ekonomi için, bölge halkının kalkınması için organize sanayi bölgesini daha da geliştirmeye gerek var mıydı? Gerek var mıydı belediye olarak geceni gündüzüne katmaya? Yetinmek nedir hiç bilmiyorum. İnsanımız için, çevre sağlığı için dedin yine durmadın. Büyük bir proje olan atık su arıtma tesisini Merzifon'a kazandırdın. Doğalgaz buralara gelmez diyenlere inat, Merzifon'un her mahallesine doğalgaz getirdin. Belediye olarak sanattan yoksun kalmamak için konservatuvar kurdun. İnsanlar dostça kaynaşsın diye sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vererek birçok etkinlik düzenledin. Bütün bu hizmetlere gerek var mıydı? Türk'üm! Koruyan! Çalışkanım! Çalışkanım! İlkem! İlkem! Küçüklerimi korumak! Bayramlar Merzifon'da yaşanır diye birlik ve beraberlik içerisinde cumhuriyetimize, bayrağımıza, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmaya ve mukaddes değerlerimizi yaşatmaya gerek var mı? Gerek vardı ki yaptık. Ve daha fazlasını yapacağız. Biz bu şehir için az bile yapıyoruz. Elimizi taşın altına koymaya, çocuklara gelecek, yaşlılara umut olmaya, halkımıza destek, ailelere huzur olmaya, her alanda yapmış olduğumuz yeniliklerle daha güzel bir Merzifon olmaya dur demedik, demeyeceğiz. Ve biz bu şehir için hız kesmeden, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi
yeniden çalışmaya ve daha fazlasına hazır mısın Merzifon? Bu kapı herkese açık ve açık olmaya devam edecek.